Sizin bugün ortaya koyduğunuz bu direniş, sanmayın ki sadece Kale Kayış'taki işçilerin hakları içindir. Bugün bu ülkede ne kadar işçinin hakkı yeniyorsa, ne kadar işçi daha fazla kötü koşullarda çalıştırmaya doğru yöneltiliyorsa, ne kadar aslında bizim emeğimizle geçinen patronların daha fazla zenginleştiği, bizim her gün emek verenlerin daha fazla yoksullaştığı, o ayrımı daha fazla açıyorsa, sizin bu direnişiniz bugün sadece İstanbul'da değil, bu ülkenin dört bir yanında hakları yenen tüm işçiler için önemli bir direniş örneği, önemli bir mücadele örneği ve onların haklarına da sahip çıkan bir örnek. Sizler böylesi bir dönemde bizim üzerimizden daha fazla geçinmeye çalışanlara izin vermediniz. Bu çok önemli bir şeydir. Nihayetinde bu direnişlerin zorlu olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Elbette ki kolay değil. Ama şu çok önemli. Eğer bunu yapmazsak, eğer bunu bizim emeğimiz üzerinden geçinenlere göstermezsek, o fabrikaların sanki onlardan ibaret olduğu gerçekliğini terse çeviremeyiz. Bu fabrikalar etraflarındaki betonlardan, içerisindeki makinalarından ve o mülkü elinde bulunduran patronlardan ibaret değil. Bu fabrikalar onların içerisinde her sabahından akşama kadar o değeri üreten emekçilerden ibaret. O emekçiler yoksa bizim üzerimizden zenginleşenler de yok demektir. Öyle hem hakkı yenilen emekçiyle hakkını yiyen patronları bir tutan hiçbir görüş İstanbul'da da Türkiye genelinde de kazanamaz. Dilerle kazanacağız. Bizler emekçilerin partisi olarak böylesi haklı bir direnişe geçmiş olan, en temel hakkımız olan, en temel hakkımız olan sendika hakkını alabilmek için direnişe geçmiş olan, Kale Kayış'ta direnen emekçi kardeşlerimizin, sınıf kardeşlerimizin her daim yanındayız. İstanbul'un kalbi bugün buradan atmak zorundadır. Kale Kayış'taki emekçilerin direnişi tüm Türkiye'deki işçilerin temel hakları için şimdiden kazanmıştır. Birleşe! Birleşe!